Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Cities Skylines oynamaya devam ediyoruz 3. bölümle. En son 2700'e çıkmıştı nüfusumuz. Şimdi ben en son oynayalı bayağı bir zaman oldu. O yüzden bazı şeyleri kontrol etmek istiyorum. Öncelikle suda biraz sıkıntı yaşıyormuşuz. Ama yanlış hatırlamıyorsam evet. Suyun şu yüzdesini bir arttıralım bakalım biz. O bizim sıkıntımızı çözecektir. Bir başka kontrol etmek istediğim şey vergiler. Evet, vergileri %12'yi arttırabiliriz. 12'yi geçince genelde sıkıntılar başlıyor ama %12'de hiçbir sıkıntı yok. Biraz daha para kazansak bize zararı olmaz elbette. Sadece bir ilkokulumuz var ve hiçbir lisemiz yok. Bu sorunu çözmemiz lazım. Çöp konusunda şimdilik sıkıntı yaşamayız. Belli bir süre daha bizi idare edeceğine inanıyorum. Ve asıl halletmemiz gereken şey yerleşim alanına ihtiyacımız var. Bunu nasıl yapabiliriz? Peki, şehri biraz daha bu tarafa kaydırabiliriz. Şöyle getirelim bakalım. 1, 3. Şuradan şöyle getir şuraya kadar. Sonra şunu da ver. En azından şunu bir halletmiş olalım. Bu konuda bir sıkıntımız kalmasın. Güzel. Aynı şekilde buradan da devam ettireceğim tabii ki ama önce şu yolu biraz uzatalım. Ne oldu? Para mı yok? Para var. Tamam. Şöyle getir bakayım. Şuradan da getir. Evet. Olduğu kadar hallettik bu tarafı. Ama sanayiye de ihtiyacımız var. Sanayi için de bu tarafı biraz genişletelim. Şurayı da bir üçüncü bir blok daha çizelim şuraya. Şöyle mesine. Sonra bunu getirelim. Şuraya kadar. Şimdilik. Getir bakayım şunları. Şunları da şöyle yaptık mı? Hem sanayi için hem de yerleşim yerleri için gerekli artık alana sahibiz. Oraları dağıtmaya başlayabiliriz ama öncesinde su da vermemiz lazım. Su şimdi veremeyeceğim gibi duruyor. Biraz parada sıkıntıya girdik. Ama şöyle yapabiliriz. Şuralara su gidiyor. O yüzden şuraları hemen dağıtayım. Mesela şöyle komple. Evet. Ve sonracıktan da biraz da yerleşim alanı şuraya dağıtalım. Para şimdi biraz daha artar. Ondan sonra su borularını çekmeye başlarız. Herhangi bir sıkıntı var mı? Şimdilik yok gibi gözüküyor. Bu videoda 5000'e kadar ilerleyeceğiz. Sonraki de 10.000'e kadar, sonraki de 20.000'e kadar. Öyle öyle gidecek. Evet. Biraz 6.000 dolar kadar paramız oldu. Şimdi gidelim. Şu tarafa en azından suları dağıtalım. Tam ortadan geçmiyor ama şöyle yapsak. Şöyle getir. Şöyle birleştir. Bir de şuradan şöyle 90 derece. Heh. Güzel, artık buraya da insanlarımızı yerleştirebiliriz. Şu kısmı biraz boş bırakmak istiyorum. Buraya birkaç işte sağlık, eğitim vesaire benzeri şeyler koyabiliriz. Bu arada bir polis istasyonuna daha ihtiyacımız var bu taraflarda. Gördüğünüz gibi suç işareti çıktı. Suç oranı yüksek diyor. Bunun bir sebebi de sadece bir polis karakolumuz var ve 20 tane suçlu şu an hapisteymiş. Ama zaten 20 kişilik bir hapishanemiz varmış sadece. Ona da bakacağız. Şimdi şurayı şöyle bir dağıtalım. Şöyle verebiliriz. Evet. Dolacaktır buralar kısa süre içerisinde. Biraz paramız olsaydı borç alabiliyor muyum? Küçük borçtan alabiliyorum. Alalım. Alalım. Borç almayı seviyorum.
Bir tane karakol bu tarafa mı yapsak, bu taraflara mı yapsak? Bu tarafa yapalım biz. Çünkü bu tarafa doğru genişlemeye devam edeceğiz. En yakın karakol sadece burada olursa, şurada bir yerlerde şimdi bulamıyorum. Sıkıntı yaşayabiliriz. Kayıt alıyor muyum ya? Alıyorum. Evet. $18.000 direkt oldu yeniden. Direkt o borcumuzu ödeyelim biz o zaman. Borçla yaşamak kötü. Şimdi yapmak istediğim şey bir lise kurmak istiyorum en kısa zamanda. 24 bin dolara ihtiyacımız varmış bunun için. O 24 bin dolar kısa süre içerisinde gelecektir zaten. Şimdilik biz şöyle şuraya kadar yine yerleşim yeri yapmaya devam edelim. Sonracıktan da şuralara ticari merkezler açalım. Şöyle devam edebilir. Ana yol üstünde. Evet, bu tarafı da hatta genişletmeye başlayabiliriz. Ama buralara da zaten insan yerleştireceğiz. Bir paramız bir gelse, bir tamamlansa şu para işi. Biraz daha önümüzü görerek hareket edeceğiz ama. Bakalım. Şu liseyi borç mu alsam ya yine? Ya borç alıp bir de faiziyle uğraşmak istemiyorum. En azından şu borcu bir ödeyelim ya öncesinde, değil mi? Ama nüfus da artıyor yani. Şimdi yola para harcayacağım. Liseye para kalmayacak. Şunu biz bir oyunu durduralım. Şuraya kadar bir genişletelim bu tarafı. Ondan sonra da şöyle bir şurayı da tamamlayalım. Buradan da aynı şekilde devam ettirelim. Yeni insanları bu tarafa yerleştirmek istiyorum. Komple yeşil yap buraları çünkü ihtiyacımız var şu an. Ve su borularını da ayarlayalım hemen. Elektriği unuttuk. Elektriği unuttuk. O kritik. Şöyle getir şu tarafa. Ve şunları da silebilirsin. Elektrik konusunda da sıkıntıya girmemize az kalmış. Ya hatta şu sanayiyi dağıttıktan sonra sıkıntıya girebiliriz. Sanayi çünkü çok elektrik harcıyor. Evet. O borcu alalım biz. O borcu biz alalım. Ondan sonra da gidelim. Liseyi daha fazla geciktirmeyelim. Çünkü üniversiteyi inşa etmeden önce liseden mezun olması gerek öğrencilerin. Uneducated hiç ilkokula dahi gitmemiş olanlar. Educated ilkokul mezunları, well educated lise mezunları ve highly educated üniversite mezunları oluyor. Üniversite mezunları da ofislerde çalıştırabiliyorsunuz ve ofisler sanayi yerine geçiyor. Aynı işlevi görüyor. Şu turuncu barı azaltıyor yani. Ve kirlilik yaratmıyor. O yüzden şehrin içinde kurabiliyorsunuz. O yüzden ofislere bir an önce erişmek istiyorum. O yüzden şu liseyi şimdiden şuraya koyalım. Eğitime biraz önem gösterelim. Evet, kurduk lisemizi. İlkokulda kurmamız lazım aslında bir tane daha. O ilkokulu ne tarafa kurabiliriz peki? O ilkokulu bu taraflarda bir ilkokula kesinlikle ihtiyacımız var. Onu da kuralım hemen. Şurada kapasitemizi görüyorsunuz artık. Kapasitemiz yeniden olması gerektiği yerde. Yeşilde kalmaya çalışacağız eğitimdeki her kısımda. Şu an üniversite daha açılmadı. Üniversitenin açılmasına daha çok var galiba. Bakalım. Evet. 7500 olunca açılıyormuş. O zamana kadar. Lise ve ilkokullara bakacağız. Şöyle yeşilleyelim burayı da. Şurayı da yapabilir miyiz? Yaparız aslında ya. Evet, sıkıntı olmaz. Şurayı da şeye ver.
Ticari alanlara ver. Şurayı da ticari alanlara versen. Ondan sonra da şurayı komple sanayiye verebilirsin. Evet, 5000 az kaldı. Video çok kısa olmasın ya ama. Su borularımız buraya yetişmiyormuş. Baktım. Yani bakarız, eğer kısa olursa video, o zaman yeni bir hedef koyarız. Ona kadar yaparız yani. 7500 olabilir bu hedef. Elektrik konusundaki sıkıntımızı çözmek için büyük ihtimalle şundan alacağım. Şu an bayağı bir sıkıntı var ama paramızın yetmesine az kaldı. 19.000 olmasını bekliyorum. Rüzgar değirmeni alırsak bizi çok idare etmeyecektir. Hadi, evet. Geldi artık. Şuraya ucuna doğru yapacağım bir tane. Bu tarafa yapmak istememin sebebi, daha önce bahsettiğim gibi, buradan böyle bir yol çıkartacağım. Bu yolda burada bir kavşağa bağlanacak. Plan o. Bu arada hafiften trafik sıkıntıları başlamış gibi gözüküyor. O yüzden buraya yola tıklayıp, yol ismine şu yeşil tuşa tıkladığınızda arkadaşlar, bu pencereye atıyor sizi ve Junctions'a tıkladığınızda oyunu durduralım ve bu ana yollara dur sinyalleri koyalım. Ara yollardan gelen insanlara. Bu sayede buradaki trafikler daha rahat akacaktır. Sadece ana yolların birleştiği yerlerde trafik ışıklarının olmasını istiyorum. Gerçek hayatta olduğu gibi kısacası. Evet. Koy bakayım böyle. Koy bakayım böyle. Başka var mı? Şu taraflar var. Bu taraflarda bir sıkıntı yaşamayız. Çok fazla insan yaşamıyor şu an ama biz yine de koyalım. Evet. Bunu da hallettik. Güzel. Yine yeşil artmış. İnsan yerleştirecek çok fazla yer yok şu an ama. Bakalım. Yani aslında biraz park kurmak istiyordum şuralara. Ufak tefek. Aslında şurada çok ufak basketbol parkları vardı ya. Nerede onlar? Şöyle bir bakalım. Bu neymiş? Plaza. Bu piknik şeyi. Bu, evet, basketbol sahası. Küçük oluyor, etkili oluyor. Ve yeşil çemberi gördüğünüz gibi bayağı geniş. O yüzden bir tane veya iki tane şöyle koysak şu tarafa doğru mesela, bizi bayağı idare eder. Üstüne bir de bu tarafa biraz ticari alan açmak istiyorum. Çünkü bu taraftaki insanlar buraya kadar gitmesin. Market alışverişi için vesaire. Böyle iki tane yer açalım. Kalanı da yeşile boyayalım. Güzel. Güzel. Nüfusumuz 5000'e ulaşmak üzere. Evet. Şimdi buradan ben aslında bir tane daha böyle yukarıya doğru da yapmak istiyorum. Bu tarafı, bu kareyi aldıktan sonra, çünkü buradan bir yol çıkartırız. Otoyol buradan da bağlanır. Bu sayede tüm yük buradaki yola binmez. Özellikle sanayiye gidecek olanlar belki bu yoldan gelmeyi tercih eder. Onu kurmanın yararı olacak. O yüzden şimdiden onu inşa edip sağına doğru da gelişmeye devam edebiliriz. Ama onlara hemen karar vermek istemiyorum. Çünkü bu tarafı alırsak mesela, buradan da bir yol geçmesi gerekecek böyle. Onlar bizi sıkıntıya sokmasın istiyorum. Ama ihtiyacımız da var yeni alanlara. Bu yolun aşağısına doğru o zaman biz inşa etmeye devam edelim. Yani en mantıklısı o gibi duruyor. Getir bakayım şöyle. Bir tane daha böyle getirelim. Şöyle getir. Evet. Sonra şurada bağla. Buraları biraz geniş oldu. Geniş olsun, sıkıntı değil. Getir bakayım. Şöyle bir yeşille sen şurayı. Ha.
Aslında buraya güzel bir park yapabilirdik. Ama o parkı nereye yapmak istiyorum biliyor musunuz? O parkı bir tane bu tarafa yapmak istiyorum. Bir tane de burayı zamanı gelince işte dediğim gibi ofisler açılınca bu sanayi şehrin içinden kaldıracağım. Ve sanayi şehrin içinden kaldırdıktan sonra genelde ofis binaları olacak. Bir kısmına da büyük bir park yapmak istiyorum. Böyle Central Park gibi güzel bir şey olsun. Evet, şimdi o zaman bu tarafı yeşilleyelim biz. Boşa harcanmasın hem. Gelişmeye devam edelim. Şöyle, gerçi yol üstüne yapmak daha mantıklı bunları. Şöyle biraz buraya yapalım. Ufak bir cep şurada olsun. Ufak bir cep burada olsun. Kalanını yine sen yeşille bakayım. Evet. Bir de üstüne bir ilkokul daha açarsak bu tarafa güzel olur. Ana yola yakın olsun. Liseye paramız yetmedi ama bir lise daha açmamız gerekiyor gördüğünüz üzere. Ve paramız yok. Hiç yok. Olsun. Yapacak bir şey yok. Sanayi ihtiyacımız yine artarak devam ediyor. Ama ona şimdilik bakmak istemiyorum. Dediğim gibi bu yola bağlı olacak biraz o sanayinin gelişmesi. Yukarıya doğru yapmak istemiyorum daha fazla. Evet, bakacağız. Bakacağız. Su getirmemişiz buraya. Su getirelim. Ve 5000'e ulaştık. 5000'e ulaştık. Tamamla şunu. Ne oldu? Sıkıntı ne? Alo. Alo. Sıkıntı ne ya? Elektrik mi sıkıntı? Elektrik mi sıkıntı? Bakıyorum. Hayır. Elektrik de sıkıntı değil. Şu an sıkıntıyı anlamadım. Elektrik dağıtılıyor. Su ihtiyacı var diyorsun. Olmaması lazım. Ha, tamam çözüldü ya. Aa, ölülerimiz var bizim ve bu arada paramız gelmiş. Çok güzel. Hemen bir lise çakalım şu tarafa. Şöyle yap. Aslında bir tane de kütüphane açsak güzel olurdu. Ama onu da artık bu tarafa doğru yaparız. Her şey o tarafta kalmasın. Biraz daha trafiğimiz dağılsın yani. 7500'e kadar oynar mıyız? Aslında oynayabiliriz ya. Evet, aslında oynayabiliriz. Oynayalım. Yarım yamalak bölüm kalmasın. O zaman bu 0-7500 olsun bölümün adı. Şöyle getir bakayım. Şurada. Burada ne yaptıysam aynısını kopyalıyorum zaten. Evet. Güzel. Buradaki elektrik direklerini bir keselim biz. Onun yerine o direkler gitsin. Burada bağlansın. Bunu yani şehir tam olarak bu taraflara genişleyene kadar böyle yapacağız. Ne yazık ki. Durmadan kesip yeniden birleştireceğiz. Kesip yeniden birleştireceğiz. Bu tarafı genişlettik ama bizim asıl genişletmemiz gereken yer bu taraf. Onu nasıl yapabiliriz? Onu açıkçası şöyle yapmak istiyorum. 11 adım buradan getireceğim ve burada bir tane yol çıkaracağım. Bu yol bağlanmayacak şuraya. Öyle bir plan yok. Ama yine de getireceğim. Mesela şuraya kadar getirelim öncelikle. Çünkü biliyorum ki ben ileride burada bir kavşak yapacağım. Ve buna ihtiyacım olacak. Onun haricinde buradan da bir şey getirebiliriz dediğim gibi. Ama şimdilik sadece şurayı doldursak bile bizim sanayi ihtiyacımızın çok büyük bir kısmını karşılayacağını düşünüyorum. Bir tane de geri dönüşüm merkezi daha açalım buraya. Aslında biraz daha bu tarafa doğru açabilirdik ama neyse şimdilik böyle kalsın. Ticari merkezler. Şöyle şurada bir cep aç. Şurayı komple ver. Şurada bir cep açabilirsin ve şurada bir cep açabilirsin. Kalan paramızda bir ilkokul daha almaya değer mi? Değmez. Lisemiz zaten tam aldık. Bu da açılınca kapasitemiz de artacak, değil mi? Şimdi şunu bir şöyle yapalım.
Kapasitemiz arttı mı? Lise kapasitesi arttı, tamam. Su borularını getirmedik. O bir sıkıntı. Onu hemen getirelim. Evet. Söyledim sonra unuttum. Ölülerimizi gömeceğimiz bir yer lazım. Şöyle denize bakan bir mezarlık fena olmayabilir. Evet. Bu tarafa yapabiliriz biz bunu. Şöyle getirelim. Bu tarafa doğru daha fazla inşa yapmayacağım şu an. Çünkü sahilde de bir yol yapmayı planlıyorum. Ne oldu? Su sıkıntısı varmış. Evet, size de bir su borusu gerek. Herkese bir su borusu gerek. Getir şöyle. Tamam. Şu an en büyük sıkıntımız hastane, yani çok fazla yapmadık. Büyük hastane açıldı. Bizim şehrimizde sadece bir tane revir var. Öyle de bir şehir yaptık. Burada çocuk bakım merkezi, yaşlı bakım merkezi, bunların hiçbirine dokunmadık daha. Bu biraz sıkıntı. Şu ilk borcumuzu bir ödeyelim. Şu büyük olanı da bir ödesek de bir kurtulsak ya. Evet, nüfusumuz 5.235 olmuş. Şuradan bu yolu devam ettirebiliriz. Mantıklı olabilir. O yolu devam ettirmek. Yani direkt bu yola bağlamayacağım ama hani sanki devam ediyormuş gibi buradan da çizip buraya da insanları yerleştirebiliriz demek istedim. Ticari ihtiyacımız var hala. Anlamak biraz güç. Bir türlü çözemedik bu ticaret şeyini. Doğru ama her tarafı yeşil yeşil yapmışız. Özellikle bu taraflarda. Şöyle yapmak istiyorum şimdi. Gideceğim buradan bir 11 birim getireceğim ve buradan da bir tane yol çizeceğim. Bu iki yol da birbirine burada bağlanacak. Sonra bunu devam ettirebiliriz böyle. Ve buralara da inşa etmeye devam ederiz bu sayede. Ama şurası biraz garip olacak tabii. Yeşili şöyle yapabiliriz burada. Yo, böyle devam ettirebiliriz, bir sıkıntı olmaz. Genelde şu girişleri, ana yolla girişleri biraz aralıklı tutmaya çalışıyorum. Burada gördüğünüz gibi hep 2-2-2-2 şeklinde götürmeye çalışıyorum. Ama bazen böyle şeyler olabiliyor. Sıkıntı değil ama. Çok etkileyeceğini sanmıyorum bizi. Özellikle sanayi tarafında olmayan bir yol olduğu için bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Şöyle getirelim şunu. Biraz fazla mı büyük oldu? Şurası biraz fazla büyük olmuş. Sonracıktan yine 4'e 4. Komple ticarete bu tarafları vermek ne kadar mantıklı? Çok mantıklı değil aslında. Şuralar bir de olsun, sonrasına bakarız. Şimdilik su borularını getirelim biz bu ana yolun üstüne de. Evet. Bunu da getir. Genişlememiz bayağı bir durdu. Normalde 25 dakikada durdurmak istiyordum videoyu. 7500'e kadar gideriz diye düşünmüştüm. 15 dakikada 5000'e gelince ama. Şu an öyle olmuyor. Hala ticari ihtiyacımız var. O zaman gidelim en azından şu kısmı da ticarete açalım biz. Hatta şu kısmı da götür bakayım sen şöyle bir. Evet. Dur, dur ama dur. Şuraları vermeyi unuttum. Bu yolların üstüne inşaat yapılmasın. Onu bir halledelim. Bu yolun daha bu tarafına da genişleme fırsatımız oldu bu sayede. Evet. Burada 1, 2, 3, 4.sünü de getirebilir miyiz? Aslında getirebiliriz ya. Evet, sıkıntı olacağını sanmıyorum.
Sanayi diye biraz daha sıkıntı olabilir. Çok fazla yoğunlaşıyoruz bu alana. Ama şimdiye kadar hiç sıkıntı yaşamadık. Diğer yandan da. Şöyle yapabiliriz. 10. Şöyle şunu getir. Yok, olmadı. Kafam karıştı. Bir dakika. Buna karar vereceğiz. Sağlık. Sağlık, sağlık, sağlık. Şöyle şuraya. Tamam, büyük hastane geldi sonunda. Büyük hastaneyi ana yola bakacak şekilde mi yapsak? Ama olmaz ki. Çünkü yani park edemezsiniz öyle olursa. Ana yol üstünü. Girişi genelde bunların ara yoldan olur. Öyle yapalım. Bu arada 70 bin dolarımız olmuş ya. Kaşla göz arasında hiç dikkat etmemiştim. Şimdi bunu buraya dikince tabii. Bu arada elektrik ihtiyacımız varmış. Ve paramız yokmuş. Paramız artık var. Tamam. Gidelim. Şunu şurasına koyalım bir tane daha. Evet. Şimdi su şeyini vermişiz. Şimdi buraya biz hastane dikince biraz daha şu yeşil artacaktır. Çünkü insanlar daha çok gelmek isteyecektir şehrimize. Gidip şu komple yeşillesem ben buraları. Hadi yeşilleyeyim bakayım ya. Ama ticarete de ihtiyaç var. O yüzden şu kısım biraz mavi olsun. Şu kısım hani böyle eczaneler gibi şeylerin yanında olur ya, hastanelerin yanında. Öyle bir yer olsun. Şuraya hiçbir şey vermemişiz. Buraya yeşili verelim biz. Evet, bunları da dağıttık. Bakıyorum başka nereye ne yapabiliriz diye ama. Şöyle bir şey yapabiliriz tabii ki. Getir sen şunu. Şuradan 11'lik getir. Tamam. Bunu böyle bir getir bakayım. Evet, tamam. Burası da böyle bağlansın. Burası tam bağlanamıyor mu? Sen şöyle bir getir, uzat bunu bir. Tam bağlandığından emin olalım çünkü biz. Tamam, sanayimizin de son kısmı burası olacak. Şöyle bağla. Buradan da aslında şu yolu çıkarmamız daha mantıklı. Şunu bir silelim. Saçma bir yerden çıkarmışız bu yolu. Buraya gerek var mı? Çok da gerek yok aslında. Ama koyalım biz yine de. Koyalım, koyalım. Evet, şimdi buraları yine sanayiye veriyoruz. Ve şuraları da ticarete veriyoruz. Yine sanayiye veriyoruz burayı da. Güzel. Bu sanayi ve ticaret ihtiyacını karşılamamız bizim nüfus talebinde, yerleşim alanı talebinde arttıracaktır bayağı bir. O yüzden şimdiden şurayı verelim bakalım. Bu taraflara da lise hiç açmamışız. Liseyi hep diğer taraflara açmışız. O yüzden hemen daha şuralara inşaatlar tamamlanmadan bu tarafa bir tane lise açalım. Kapasitemiz çok yukarıda ama biraz önden davranmaya çalışıyorum. İleride çünkü buralara elbette özellikle sanayi kaldırıp buraları yerleşime açtıktan sonra bir liseye, bir okula ihtiyacımız olacak bu taraflarda da. İlkokul ihtiyacımız yok. Tamam, güzel. O öyle devam etsin. Peki, bunu bir ödeyelim biz. Sonra da biraz para biriktirelim. Bunu da ödeyelim. Biraz bir borçsuz bakmak istiyorum önüme. O sırada buradan da gelişmeye devam edebiliriz. Genişlemeye. Veya bekleyebiliriz. Yani alanımız çok orada da. Boşa gitmesini istemiyorum ama. Dediğim gibi yani ben yollara çok önem veriyorum. Yolların nizamına. Çünkü trafik boyunda sizi öldürebilecek tek şey. Kalan her şey sadece gelişmenizi biraz yavaşlatabilir. Ama trafik sizi öldürür boyunda. Öyle bir sıkıntı var. Bu sahil yolunu inşa etsek mi ya? Neyse onu diğer bölüme bırakalım. Çünkü uğraştırıcı bir şey o. Evet, şu yolu aşağıya doğru indirebiliriz.
İndir, sonra bir durdur ve şu elektrik bağlantısını getir, şuradan yap. Aşağıya doğru kaydırıyoruz her seferinde elektrik bağlantısını. Şimdi evet, şunu da şöyle getir. Şunu da şöyle getir. Güzel. Ve buraları biraz maviyle, biraz yeşille. Şöyle 3 sıra mavi olsun, 5 sıra yeşil olsun. Bu seferlik. Gördüğünüz gibi işçi ihtiyacı var sanayi tarafında. Bu biraz yeşil barımızın büyümesine izin vermemizden oldu. Umarım kısa sürede çözülür. Şimdi bu yolu buradaki sahil yoluna nasıl bağlarız diye düşünüyorum. Dimdik mi bağlarız yoksa bir orada bir kavşak yapmak daha mantıklı olur? Onu bilemiyorum ama bakacağız. Şu gölden de bu kanalizasyon borularını kaldırmamız gerekecek. O yüzden bu tarafa taşınmamız gerekecek biraz daha. Bir sonraki alacağımız kare bu taraftan olabilir ya. Ama ana yol meselesini de çözmek istiyorum kısa sürede. Bakalım. Evet, yeşil ihtiyacımız artarak devam ediyor. Artık bu tarafa kaymaya başlamanın zamanı geldiği gibi gözüküyor. Şöyle iki şuradan çıkar. Şuradan bir üçlük çıkar. Bu sefer üçlük olsun burası. Çok yakın olmuş. Şöyle 11 olsun. Heh. Şimdi tam oturdu. Şöyle getir bakayım. Evet, buradan bir üçlük. Buradan bir ikilik. Buradan bir ikilik. Şuradan bir ikilik daha getir ve şöyle 11'lik yap şunu. Sonracıktan da bunu birleştir. Güzel. Şimdi şurasını da halledelim. Su borularını da verelim ve yerleşimi açalım burayı da. Şöyle bir şey de yapabiliriz aslında. Şurayı kaldırıp. Evet. Hazır param varken peki bir kütüphane açsam mı ben buraya? Aslında açılır ya. Değil mi? Hatta biraz daha bu tarafa doğru açabiliriz. Şuradaki halkı da etkilesin diye. Veya buradan insanları yok edebiliriz. O da olabilir. Çünkü şehrin merkezini açmak istiyorum aslında ben bunu. Veya ana yol üstüne direkt böyle şehrin merkezine. Bilemedim ama bir şeyleri yıkmak istemiyorum ya. Bir şeyleri yıkmak istemiyorum. Şöyle koyalım biz bunu. Etkilediği kadarını etkilesin. Sonra da şöyle şuraları yeşillesen. Şuraları mavile. Mavi. 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 4 mü oldu? 4 oldu. Evet, tamam. Şuraları komple yeşille. Eğer imkanımız varsa bir ilkokul şehrin bu tarafına güzel olabilir ama paramız çok fazla yok. Onun yerine bir basketbol parkı atalım. Hatta mezarlığın yanına da bir basketbol parkı atsam mı acaba? Ya şurada da birilerini kaldırayım. Buradan bir basketbol parkı da buraya koyalım. Çünkü şehrin gördüğünüz gibi buralar mavi yanıyor. Çünkü değerli o topraklar, o araziler, o binalar diyeyim. Bakın burada mesela bunu buraya koyduğum an yeşil oklar çıkıyor. Çünkü level atlıyor o. Apartmanlar desek, evler daha fazla insan içinde yaşayabiliyor ve daha fazla vergi veriyorlar. Bu bizim yapmak istediğimiz bir şey. Vergi istiyoruz. Evet, şuraya mavi ticari alanlar açabiliriz. Burada peki nasıl yapmalı? Burada da böyle yapalım. Evet. Ondan sonra da şuradan getir. Evet, şimdilik sadece dümdüz bir kare gibi oluşturuyoruz ama kıvrımlarımız olacak. Kıvrımlardan genel olarak ben kaçındım. Sahil yolundan, şurada yapacağımız yoldan vesaire. Kaçınmamın sebebi de uğraştırıcı bir şey.
Ve mümkün olduğunca sonradan yapmak istiyorum. Şuraları da zaten ne vereceğimizi biliyoruz. Buralara da ne vereceğimizi biliyoruz. Su borusu gerektiğini biliyoruz. Bunları hemen halledelim. Evet. Hiçbir sıkıntısı olmayan gayet iyi bir şehrimiz var şu an. Elektrikte biraz sıkıntıya girebiliriz. Ama bu bölümde değil. Ve 7500'e ulaştık. Çok güzel. Yeni şeyler geldi. Kendi üniversitemizi yapmaya başlayabiliyormuşuz. Metro kurabiliyormuşuz. Daha biz otobüs bile koymadık hiç. Ve 100 bin dolar da paramız olmuş. Onu hemen şöyle bir şu borcumuzu ödeyerek kutlayalım. Çok uzun zamandır vardı o borç ve gitmiyordu artık. Bir sonraki bölümde arkadaşlar karelerimizi alacağız. Büyük ihtimalle bu kareyi alıp otoyolu biraz daha geri çekeceğiz. Veya bu kareyi alıp şeye gitmeyi de planlayabiliriz. Nehre doğru genişlemeyi de planlayabiliriz. Çünkü kanalizasyon bayağı bir sıkıntı çıkartıyor şu an bize. O yüzden şu iki kareyi alıp nehre gitmek şu an en mantıklısı olabilir bizim için. Ama bu kare de bizim için önemli. Bilmiyorum. Bir sonraki bölümde bunların cevabını vereceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümde 2500'den 7500'e kadar oynadık. Gelecek bölümde ne kadar oynarız bilmiyorum ama yine şehrimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.